T24'ten merhaba. Artık İstanbul seçimlerine çok kısa bir süre kaldı. Pazar günü bütün Türkiye'nin beklediği sonucu gece saatlerinde öğreneceğimizi tahmin ediyoruz. Bugün ekonominin İstanbul seçimine olan etkisini konuşacağız. Çünkü bütün dünyada ve Türkiye'de de aslında herkesin temel derdi, temel gündem maddesi ekonomi. İki çok değerli konuğumuz var. Sayın Binnaz Toprak, Profesör Doktor, CHP eski milletvekili, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi eski öğretim üyesi ve siyasal İslam uzmanı. Muhafazakarlık üzerine geçtiğimiz dönemlerde yaptığı çok önemli araştırmalar var. Onun yanında Sayın Nesrin Naz, Anavatan Partisi eski genel başkanı, bir dönem Türkiye'nin kaderine yön veren partinin başkanıydı. Sayın Nesrin Naz, son başkanı sanıyorum değil mi? Yok, ben daha sonra... Erkan Mumcu. Doğru, Erkan Mumcu. 2001 krizi Türkiye tarihinin en ağır kriziydi. En ağır ekonomik kriziydi. Sadece ekonomiyi değil, Türkiye siyasetini de darmadağın etti. Ondan hemen bir yıl sonra, 2002 yılında yapılan seçimde siyaset sahnesi tuzla buz oldu. Merkez sağ partiler, Anavatan Partisi de bu arada siyasetten silindi ve AKP doğdu. Tek başına iktidara geldi. %36.5'lik oy oranıyla krizin aslında sonucu olarak değerlendirebiliriz. Bugün yine 2019 yılında Türkiye ağır bir krizden geçiyor. Krizin ortasındayız ve her kriz gibi bunun da siyasete etkisi var. Bunu 31 Mart'ta gördük. AKP aslında bir yenilgi yaşadı, bir seçim yenilgisi yaşadı. İç Anadolu'yu ittifak ortağı MHP'ye kaybetti. Büyük şehirleri, işte Antalya'yı, Adana'yı CHP'ye kaybetti. Ankara'yı bu arada ve tabii ki İstanbul'u. Ama İstanbul seçimi yenilendi. İki gün sonra tekrar İstanbul seçmenleri olarak sandık başına gidiyoruz. Ve ekonomi yine daha etkili olacak. Anlaşılan, eğer son işte geçtiğimiz hafta boyunca medyaya yansıyan kamuoyu araştırmaları doğruysa, Ekrem İmamoğlu sandıktan aradaki farkı daha da açmış bir şekilde çıkacak. Benim ekonomiyi gözlemleyen bir yorumcu olarak izlenimim, ekonominin bu sonuçta etkili oldu. Yani birinci etkinin İmamoğlu'nun yaklaşan seçim başarısında ekonomiden kaynaklandığı yönünde. Ama bugün bu konuyu önce Nesrin Naz'a soralım. Siz 2001'i gördünüz, içinde yaşadınız, o sırada meclisteydiniz. Bugün yine krizi yakından izliyorsunuz. Zaman zaman sizin yorumlarınızı görüyoruz, okuyoruz, değerlendirmelerinizi izliyoruz. Nedir sizce ekonominin İstanbul seçimine olan etkisi ve Türkiye'deki diğer 31 Mart'taki diğer seçimlere olan etkisi? Ekonominin etkisi giderek belirginleşmeye başladı. 31 Mart'ta tam olarak hissedilmedi belki ekonominin etkisi. Ancak metropollerde ekonominin etkisi çok bariz bir şekilde hissedildiği için büyük metropollerin önemli bir kısmını iktidar partisi kaybetti biliyorsunuz. Anadolu kentlerinde gecikmeli yansıdığı için kriz oralarda halen oylarını koruyabildi. Ama orada da başka bir şey oldu. İktidar partisinden memnuniyetsizlik yine oralarda da dile getirildi. Ama yanında MHP ayrı aday gösterdiği yerlerde AKP'nin belediye başkanlıkları MHP'ye geçti biliyorsunuz bir dolu ilde. Yani AKP açısından bu sadece büyük kentlere değil, orada da kendi ortağı diyeyim, koalisyon ortağı diyeyim, ona kaptırdığı illeri düşünerek böyle bir şapkasını önüne koyup ortağı düşünmesi, yaradı yani, evet, düşünmesi lazım. Evet. Şimdi 2001 krizinin 2002 seçimlerine çok önemli etkisi oldu. 2001 kriziyle bu kriz bir ölçüde benziyor. Ama önemli sonuçları itibariyle çok
ayrışıyor. 2001 krizine de dikkat ederseniz 1990'lı yıllarda sık sık yapılan seçimlerle ve sürekli bir seçim ekonomisi uygulamasıyla sürekli siyasi partilerin ve o dönemde iktidarda olan partinin elini hep bütçenin, elini hep hazinenin içine sokmasıyla ve alması gereken önlemleri almamasıyla sürekli ileri bir tarihe ertelemesiyle işte sosyal güvenlik açıklarından tutun, kamu açıklarına, belediyenin harcamalarından tutun, Türkiye'deki işte o büyük 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 yatırımlar şeyle faslına kadar, harcamalara kadar aynı şekilde geldik. Yani 2001 krizinde geldiğimiz yerde sırtımız duvara yaslandı, gidecek yerimiz yoktu ve kriz işte kur üzerinden şiddetli bir şekilde patladı. Yani mali sektörü vurarak patladı. Şimdi o dönemde de yine işte bankacılık sektöründeki denetimsizliğin nedeni siyaset. O nedenle de... Bugün de benzeri. Benzeri şekilde geliyor. Şurada ayrışmaya başlıyor. Gerçi bankalar bugün sağlam. En azından şimdi. Şurada ayrışmaya başlıyor. Şimdi o yandaşlığın yerini başka yandaşlıklar aldı. Bütçe kullanımı aynı. Hazineye el uzatma aynı. Merkez Bankası kaynaklarına kadar eli sokma aynı. Ama 2001 ile bu kriz arasında şöyle bir fark var. 2001 krizinin yönetimi biraz daha... Evet, ağır bir krizdi, çok acı bir krizdi ama biraz daha kolay. Yönetimi biraz daha kolay bir krizdi. Çünkü hane halkı ve şirketler borçlu değildi. Borçlu olan kamu kesimiydi. Yani kamu kesiminin açıkları masaya yatırılıp bu kamu kesimi açıkları hem harcama kısıntılarıyla hem de işte IMF ile yapılan program çerçevesinde taze kaynak girişiyle kapatılmaya başlayınca ve bunun üzerine demokratik reformlar yapılıp Avrupa Birliği süreci de devreye alındı. Ki bunlar AKP döneminde oldu. Hayır. 2001. Hayır, olur mu? Peki. Olur mu? 1999'da Avrupa bir en önemli reformlar bu dönemde yapıldı. AKP'den çok önce yapıldı. Yani biz 2002'ye gelene kadar 38 madde anayasayı değiştirmiştik. 2002'ye gelene kadar 3 Ağustos kararlarını çıkarmıştık. Ama bu yani, ekonomik krizin patlamasını engellemedi. 2001'de hepsi bir arada geldi. Yani ekonomik krizin patlamasını engellemedi ama krizden hızla çıkışı kolaylaştırdı. Çünkü siz IMF'nin kaynaklarına bağlılığınızı azalttınız. Bunları yaparak Türkiye'yi bir hukuk devleti bir hukuk şemsiyesi altına çekerek Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımları hızlandırdınız. Tamam. 90'lara mı takılmayalım? Hayır, şimdi bugün geliş süreci böyleydi. Yönetimi farklıydı. Çünkü dediğim gibi hane halkı ve şirketler sektörü daha şeydi, daha az borçluydu. Bugün şirketler borçlu. Şimdi geldiğiniz yerde gene seçimlerin etkisi var. Şimdi seçimlerin şöyle bir etkisi var. Şimdi sadece bütçeyi tüketmesi, hazine kaynaklarını tüketmesi, kamu harcamalarını artırması şeklinde değil. Şimdi AKP'nin yaptığı belki de bu ülkeye en büyük kötülüklerden biri bu. Dış politikadan, ekonomiye kadar en temel meseleleri siyasi propagandanın bir şeyi haline getiriyor. Meselesi haline getiriyor. Biz çok temel dış politika meselelerimizi de siyasi propagandanın bir malzemesi olarak ele alıyor ve tartışıyoruz ve yaklaşıyoruz. Ekonomideki en temel ve en acil meselelerimizi de siyasi propagandanın bir şeyi olarak alıyoruz ve çözülmesi gereken en temel meselelerimizden bir tanesi iç barışımızı da biz yine siyasi propagandanın bir aracı, bir uzantısı olarak ele alıp şey yapıyoruz. Şimdi bütün meselelerinizi siz siyasi propagandanın bir uzantısı olarak aldığınız ve bu şekilde yaklaştığınız zaman siz bu seçimlerin maliyetini sadece işte 5 ayda bütçe açığı hedefinin %83'üne ulaşılmasıyla işte şirketler sektörünün 217 milyar dolar borçlu olmasıyla ya da bütün hane halkı borçlarının neredeyse toplam
iç borçlara eşit düzeyde olmasıyla falan ölçemezsiniz. Yani bütün çünkü daha büyük bir maliyet var ortada. Yani bir doğrudan maliyetleriniz var, bir de dolaylı maliyetleriniz var ki asıl önemli olan şey o. İkisi bütün meseleleri siz siyasi propagandanın malzemesi haline getirip bu şekilde ele aldığınızda bütün dış ilişkilerinizi yok ediyorsunuz, zedeliyorsunuz. Yatırım ortamını ortadan kaldırıyorsunuz ve siz böyle Türkiye'deki bütün kurumların içini boşaltıyorsunuz. Peki ama ve burada evet. Yani ben şöyle söyleyeyim, en az 250-300 milyar dolarlık bir maliyete yol açıyorsunuz. Toplamda. Daha başka bir şey daha yapıyorsunuz. İçeride sosyal sermayeyi yok ediyorsunuz. Yani sosyal sermaye dediğim şey güvene dayalıdır. Güvene dayalı iş yapma. Evet. Güvene dayalı birlikte çalışma. Güvene dayalı birlikte bir şey geliştirme. Peki, bunu da yok ediyorsunuz. Bunun da maliyetini koyduğunuz zaman siz krizden çıkışı, yani bu krizden çıkışın süresini hem uzatıyorsunuz. Hem de maliyeti büyütüyorsunuz. Hem de maliyeti inanılmaz şekilde büyütüyorsunuz. Sözü bırakmadan şunu söyleyeyim. Öyle bir maliyet ki bu. Bütün koşullar olağan seyretse dahi bundan sonra ben IMF'nin, Türkiye ben razıyım hadi gel dediğinde IMF'nin böyle bir maliyetin altına elini sokacağını hiç emin değilim. Üstelik çünkü onun boyutunu bile aşacak bir kriz yönetimi var. Üstelik IMF yönetiminde Amerika'nın etkisi malum. Amerika izin verir mi? Onları bir tarafa bırakıyorum. Peki güzel. Amerika'da izin verdi. %80 işte 5'ini de aldı board member'lar, %85'te evet dedi. O bütün bunlar olduğu takdirde bile IMF'nin bu kadar ağır bir boyunu aşan bir kriz, bu kadar büyük bir krizi yönetmedi IMF. Peki. Şimdi burada Binnaz Hanım'a dönelim. Evet, sonuçta sizde yani büyük bir maliyet var. Üstelik işin AKP açısından acı tarafı bunca maliyet sandıkta bir başarı değil, bir başarısızlığa AKP açısından yol açıyor. Ama diğer taraftan da 2001 ile başlamıştık. 2001'de program başında söylediğimiz gibi siyaset sahnesi o seçimde tuzla buz olmuştu. Yani bütün seçmen davranışlarında çok radikal bir değişim olmuştu. Merkez sağ partiler ortadan silinmişti. Ama bu sefer böyle olmadı. 31 Mart seçiminde İstanbul'da işte AKP adayı Binali Yıldırım yine %47 oy aldı. Binali Bey bunu geçtiğimiz günlerde söyledi. Ben aslında başarılıyım. Gayet yüksek bir oy oranına ulaştım dedi kısa bir süre önce. Gerçekten de Türkiye geneline baktığımızda Cumhur İttifakı'nın oylarının krize rağmen hala hatırı sayılır bir büyüklükte olduğunu görüyoruz ve hala önde olduklarını görüyoruz. Şimdi bunu kimi siyasi gözlemciler ve uzmanlar Türkiye'nin kutuplaşmasına bağlıyorlar. Türkiye son yıllarda belki de bilinçli politikayla fena halde kutuplaştı. İki ayrı bloğa ayrıştı Türkiye ve dolayısıyla karşı blokta veya iktidar bloğunda olanlar ne kadar krizden etkilenseler de çarşı pazardaki yangından ne kadar canları yansa da yine de o kimlik siyasetiyle davranıyorlar ve yine gidip belki de hani istemeye, biraz da belki de mecburiyetten yine iktidar partisine oy veriyorlar diye bir yorum var. Siz siyasal İslam uzmanısınız, muhafazakarlık üzerine çok çeşitli araştırmalar yaptınız geçtiğimiz dönemlerde. Bu kimlik meselesi Türkiye'de hakikaten seçmenin elini bu kadar çok bağlıyor mu? Şimdi aslında Türkiye siyasetine yani 2001'den de önceye gidip ta 1946'dan beri bakabiliriz. Evet. Ve buna iki türlü bakmak mümkün. Yani bir iktisadi açıdan bakmak mümkün ki çok önemli iktisadi açıdan bakmak. Yani hangi sınıflar, hangi partiler, hangi sınıfları temsil ediyor ve bu temsiliyet şeyde seçimlerde neye dönüşüyor? Bu şekilde bakmak mümkün. Yani Demokrat Parti'nin çıkışına da bu şekilde bakmak mümkün. Hatta o dönem için söylenen şeylerden birisi zaten ekonomi krize girmişti. Askeri darbe olmasaydı Demokrat Parti 1960'da seçimleri zaten kaybedecekti. Evet. Diye bir tez var. Evet, öyle bir tez de. 8 devalüasyonu falan. Evet, öyle bir tez de var.
Yani bir böyle bakmak mümkün. Bir de tabii bu kimlik meselesi, kimlik diye tarif ettiğiniz mesele bağlamında bakmak mümkün. İkisinin de ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yapılan bütün araştırmalar, Türkiye'de yıllardır yapılan araştırmalar aslında halkın, halka sorduğunuzda, yani bu kamuoyu araştırmalarından bahsediyorum. Benim de meslektaşlarla birlikte akademisyenlik ve yaptığım araştırmalar var. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir dediğinizde ki, yaptığımız dönemde başörtüsü sorunu vardı, İmam Hatip liseleri sorunu vardı, Kürt sorunu vardı ve buna benzer sorunlar. Nedir dediğinizde her zaman ve her zaman bir numarada ekonomiyle ilgili bir mesele çıkıyordu. Yani en önemli sorun dedikleri şey ekonomiyle ilgili ya enflasyon, ya hayat pahalılığı, ya işsizlik, böyle bir şey. Peki ikinci sorun nedir dediğinizde ancak diğerleri gündeme gelebiliyordu. Dolayısıyla ekonomi, yani dünyanın her yerinde olduğu gibi tabii Türkiye'de de seçimleri etkilemekte ve iktidarları iktidardan düşürmekte ya da getirmekte son derece partileri önemli. Şimdi şeye, bu kimlik meselesine baktığınızda Türkiye'nin modernleşmesi ta 19. yüzyıldan beri iki ayrı grup etrafında yol aldı. Bunlardan birisi Tanzimat reformlarına karşı çıkan İslamcılar diye Tarık Zafer Tunayan'ın tarif ettiği kitaplarında grup ki onların söylediği ya bu taklittir, Batı'yı taklit ederek biz hiçbir yere varamayız. Kendi İslam medeniyetimize geri dönüp o şekilde Batı'yı yakalamaya çalışmamız lazım. Buna karşılık da Batıcılar diye gene Tarık Zafer Tunayan'ın tarif ettiği grup, onlar da yani Batı medeniyetinin biz bir takım kurumlarını almak zorundayız. Belki de aynı zamanda 19. yüzyılın sonunda mantalitesini de düşünce dünyasını da almak zorundayız. Bu iki ana damar bugün de sürüyor. Türk siyaseti. Bu iki ana damar Cumhuriyet'le birlikte aslında Batıcılar kazandı. Ve de tek parti döneminde her ne kadar İslami hareket, ayaklanmalar vesaire sonucunda bunlar bastırıldıktan sonra yer altına girdiyse de canlıydı ve orada duruyordu. 1946 yılına kadar 46 yılında tekrardan gündeme geldi. Yani demokrasiye, tek parti dönemin bitip demokrasiye geçtiğimizde. Sonrasını biliyoruz. Yani 70'lerde kurulan Milli Selamet Partisi, önce Milli Nizam Partisi, o kapatılıyor. Milli Selamet Partisi, o kapatılıyor. Refah Partisi, o kapatılıyor. İşte Fazilet Partisi, Zaten Saadet ve AKP. Bu şey, yani Has Parti'nin bu damar. Evet, yani bu damar bugüne kadar devam ediyor. Şimdi bu damarı özellikle AKP döneminde, yani 2002'den bu yana ama daha fazla 2007'den, yani 2007 Cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana bu damar çok şey edildi, kaşındı diyeyim tırnak içinde. Yani işte vesaire buna yardım eden bir takım aydınlar da vardı tabii bu meseleye. Evet, hani askeri vesayetle mücadele mesela. Askeri vesayet, Cumhuriyet'in bir vesayet rejimi olduğu, İslam ve bunun doğru tarafları da yok değil. Yani hakikaten de Cumhuriyet İslami kesimi çok büyük ölçüde marjinalleştirdi, dışladı vesaire. Ama bu öyle bir abartı noktasına getirildi ki bu dönemde kutuplaşmanın boyutlarının farklı bir yere gelmesi de buradan kaynaklanıyor. Yani 70'lere baktığınızda, yani iktidar orada da vardı aslında iki Türkiye. Ne vardı? Sağcılar ve solcular. Ve biliyorsunuz yani 80 darbesine kadar ki son 1-2 yılda günde 20 kişi sokaklarda öldürülüyordu bu sağ sol kavgasından. Yani sınıf meselesi gündeme gelmişti 68'den itibaren.
bütün dünyada olduğu gibi. Yani bu kutuplaşma meselesi Türkiye'nin hani ezel ebed derdi ve evet, siyaseti etkiliyor ama ekonominin bu kutuplaşmayı kırma, kıracağı bir eşik yok mudur? Yani insanların en azından bir kısmının yani bu... Bir kısmını kırdığı kesin çünkü şimdi söyledik. Yani evet, kırmamış olsa... O kırma... Bu son seçimlerde 31 Mart seçimlerinde... Bir erozyon başladı. Erozyonun başladı. Erozyon süre... Hatta sırf 31 Mart'ta başlamadı. Bu daha geriye gidebilirsiniz. Haziran ayındaki 7 Haziran. Ondan sonra referandum. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani böyle bir ikili Türkiye olduğu belliydi. Bunu zaten araştırmalar da gösteriyordu. Yani yapılan araştırmalarda, hatta yurt dışındaki yazılarda da iki Türkiye var diyorlardı. İki Türkiye. İki Türkiye. Benim arkadaşlarla, meslektaşlarımla yaptığım araştırmalarda öyle. Yani sorduğunuzda ne soru sorarsanız sorun, halk hakikaten de yarıdan ayrılıyordu. Bir tanesi daha çok kentlerde yaşayan, daha iyi eğitimli ve belki biraz daha yüksek gelirli bir kesit kendini solda görüyor ve de laik olarak görüyor. Buna karşılık daha çok kırsal alanlarda yaşayan, daha az eğitimli, işte daha az geliri olan bir kesit de kendini dindar ve şey olarak muhafazakar olarak. Ama hiçbir zaman mesela sorduğunuzda ne kadar dindar olduğunu, çok dindarım diyen, yani aşırı dindarım kategorisine koyabileceğiniz insanların da şeyi az aslında. Oranı azdı. O zamanlar azdı. Yeni yapılan araştırmalar var mı bu konuda bilmiyorum. Peki yani, çok güzel. Yani Türkiye'de aslında çok dindar, yani böyle çok koyu, aşırı yobaz olarak tanımlayalım. Şeyi oranı aslında küçük diyorsunuz. Dolayısıyla yani, aslında... Yani şeyi mesela bunu nereden söylüyorum? Dümdüz soruluyordu. Türkiye'de bir şeriat devleti gelmesini ister misiniz? Ve bu isteyenlerin oranı hatta aslında... benim yaptığım araştırmaya kadar şeyle birlikte, Ali Çarkoğlu'yla birlikte meslektaşım yapmıştık. Evet. Bu soru böyle soruluyordu ve %20 çıkıyordu. 1990'ların sonu. Ben şey diye düşündüm, yani böyle bir şey olamaz. Türkiye'nin %20'si şeriat mı istiyor? Şeriat isteyemez. Bu sorudan kaynaklanıyor. Çünkü ne olduğunu belki de bilmiyorlar. Yani hani Allah'ın kanunu. Peki, sonra ne oldu? Sonra mesela şey olarak sorduğunuzda, işte İslami hukuka göre mesela bir erkek 4 kadınla birlikte evlenebilir. Halbuki medeni kanun anında düşüyor. %7'lere, kadınlarda daha da düşüyor. Güzel, %10'a buna benzer atalım. Sorularla aslında şu ortaya çıkıyordu ki, bu çok radikal, mesela rejim meselesi falan %1'in altındaydı bunu. Evet, peki, kabul ederim diyen. Çok, çok güzel. Yani Türkiye'de iki kutup, evet yani herkesin evet, var, sözünü ettiği ama, kutup var ama bu kutuplar aslında o kadar da sert ve değişmez. Veya hani böyle çok hani birbirlerine bir düşmanlık veya yani belli birbirlerini düşman belleyecek kadar farklı dünya anlayışlarına sarsılmaz bir şekilde bağlı gruplar değil. Ya bu azından... benim söylediğim biraz eski. Yani demin de söylediğim gibi bu meseleler üzerinde o kadar çok duruldu ki son 2000'li yıllardan, 2007'lerden itibaren o kadar çok duruldu ki şu anda mesela bunu söylemek mümkün mü değil mi bilmiyorum. Yani kutuplaşma çok daha arttı. Dolayısıyla da bu iki farklı kutup ne derece birbirleriyle yaşayabilecekler onu bilmiyorum. Onu da şu noktada ben bilmiyorum. Yapılan araştırma var mı bu bağlamda? Yok, onu da bilmiyorum. Ama yani gözlem olarak baktığınızda da özellikle Türkiye'nin nüfusu genç bir nüfus. Anadolu'da pek çok üniversite açıldı ve bu üniversitelerde farklı kimlikteki çocuklar bir aradalar. Yani Kürtler, Kürt öğrencilerle, Türk öğrenciler, Alevi öğrencilerle, Sünni öğrenciler, başörtülü öğrencilerle, başı açık ve mini etek giyen öğrenciler. Bunlar arkadaşlar, ders çalışıyorlar, birlikte geziyorlar, birlikte eğleniyorlar. Bu çok şey fark ettirdi diye düşünüyorum. Önümüzdeki ve ilerideki yıllarda da daha çok şey fark ettirecek. Evet. Yani bu gençlerin dünyası bugüne kadar alışık olduğumuz dünyadan
bu kutuplaşmış, birbirinden nefret eden insanlar dünyasından farklı diye düşünüyorum. Nitekim son olarak şunu söyleyeyim, nitekim İmamoğlu'nun kazanmasını da bir ölçüde, yani ekonominin yanı sıra buna da bağlıyorum. O dile, yani biz kardeşiz, hepimiz farklılıklarımızla güzeliz. İmamoğlu'nun kullandığı değil bu. Evet, İmamoğlu'nun kullandığı değil. Buna karşılık Cumhur İttifakı'nın kullandığı illettir, zillettir, kutuplaştırıcı, kutuplaştırıcı hala devam eden dilin kaybettiği ve daha da çok kaybedeceği kanaatinde. Peki, Türkiye'de iki yani oy verme davranışlarını belirleyen iki ana etken var dedik. Biri evet, Kürtlere de evet tabii o da var. Yani bir yanda ekonomi var. Yani çarşı pazarda insanlar çıktığında, işte cepleri yandığında, fiyatı domates fiyatını bilmem kaç yılda gördüğünde veya diğer ürünleri, soğanı, patatesi sinirleniyorlar. Ve o sinirlenme, öfke biriktiğinde bir oya bir şekilde tahvil oluyor. İkincisi kutuplaşma dedik. Yani ekonominin de etkisi bir yere kadar. Bir yerde de insanlar işte kimliklerinden etkileniyorlar ama Binnaz Toprak dedi ki bu aslında genç kuşaklarla yavaş yavaş kırılıyor. Şimdi Nesrin Hanım, ekonominin etkisini henüz daha çok bir derin bir şekilde görmedik. Bir yerel seçim bu. Önümüzdeki dönemde bu kriz, siz demin söylediniz, bu sefer öyle çok kolay kolay bitecek bir seçim, bir kriz gibi değil bu şu an yaşadığımız. Ağır bir kriz yaşıyoruz ve korkarız ki uzun sürecek bir kriz yaşıyoruz. Dolayısıyla bu krizin derinleşmesi... İki gün sonra, 23 Haziran'da ve bundan sonra önümüzdeki dönemde Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Çok tabii derinden etkileyecek. Bakın şimdi ben Binnaz'ın bıraktığı yerden devam edeyim. Tabii onun uzmanlık alanına hiçbir şekilde olur mu? Girmeden. Evet. Olur mu hocam? Olur yani mu? Böyle şey olur. Tabii ki olur. Girmeden. Bunlar senin de bildiğin şeyler şimdi, aslında. Şimdi Türkiye'de... Evet, yani bu kutuplaşma geçmişten bugüne taşınan bir kutuplaşma. Ama bu kutuplaşma özellikle 2015'ten sonra, daha doğrusu 2011'den sonra başka bir şeye bürünüverdi bu kutuplaşma. Türkiye'de çok sert bir siyasi rekabet vardı geçmişte de. Ama bu siyasi rekabet... siyasi rakiplerin düşmanlaştırarak yapılmazdı. Çok yani o siyasi rekabetin bir şeyi vardı. Yani bir dili, bir ahlakı, bir edebi vardı. Yani kendisine oy vermeyenleri düşman, hain, işte zillet, illet vesaire bu şekilde terörist ilan etmezdi. Şimdi bunun ötesinde halk da şunu çok iyi bilirdi. Yani ne olursa olsun oyuyla iktidarları değiştirebileceğini çok iyi bilirdi. Şimdi iktidarları oyuyla değiştirebilmek bu toplum için önemlidir. Çünkü başka bütün katılım yollarınız kapalıdır. Yani siyasi katılım yollarınız kapalıdır. Şimdi çok daha önemlidir. Çünkü eskiden en azından işte sivil toplum örgütlerimiz vardı. İşte biraz sendikalarımız vardı. Bir takım işte işe konuşabilen sivil toplum vardı. Biraz daha güçlü. İş adamları, esnaf dernekleri vesaire evet, konuşurlardı. Vardı. Onlar konuşurlardı. Şimdi hiç konuşmuyorlar. Sert eleştiriler yapabilirler. Şimdi konuşuyorlar. Kendi bulundukları şey temsil ettikleri kesimin sorunlarını en sert bir şekilde dile getirebilirlerdi, basaya koyabilirlerdi. Şimdi biz özellikle 2015'ten sonra, yani 2015'ten sonra bir sivil toplum kuruluşlarını önemli ölçüde kaybettik. Artık kimsenin sesi çıkmıyor. İşte iş adamları derneklerinin de sesi çıkmıyor. Hatta işte son dönemlerde bu Bloomberg'e açılan dava işte bir süre sonra iktisatçıların da sesi çıkmayacak. Yani üniversiteleri... Siz, üniversiteler çoktan gitti zaten. Evet. Yani ilk önce aydınları götürüyorlar zaten. İlk başta aydınlar, entelektüeller. Onlar bir susturulu veriyor. Dolayısıyla sandık düşman. Dolayısıyla sandık çok önemli. Tek bir şey. Sadece sandık kaldı. Şimdi sandık halk için bir güvence.
memnun olmadığını, razı olmadığını göstereceği tek şey sandık. Üstün üstlük o sandığın bir de iktidara bir karşılığı var. Çünkü Erdoğan da her şeyi o sandık aracılığıyla meşrulaştırdı. Yani Erdoğan kurumları yok ederken, anayasayı ortadan kaldırırken, siyasetin alanını daraltırken, akademisyenleri, işte barış akademisyenlerini yargılarken, onları mankurt evet, ilan ederlerken, düşman ilan ederlerken hepsini sandığa dayandırdı. Bir makamda %50 sandık, var. Sandıkta millet iradesi böyle tecelli ediyor. Peki ama şimdi halk memnuniyetsiz. Şimdi burada farklı bir şey var. Evet. Yani şimdi 2015'te gördük ki sandıkla kaybettiği zaman sandığı kaybettiği zaman kabul etmiyor. Ya bu belki yani geçicidir falan filan dedik. Yani evet doğru yani hükümet kurulamıyor falan o istikşafi görüşmeleri hatırlayın. Ama şimdi gördük ki Erdoğan sandıktaki kaybı da tahammül edemiyor. Çünkü Erdoğan 2015'ten sonra özellikle önceden sonuculu garanti ettiği seçimlerle gittiği sandıkta kazanarak o meşruiyetini, o gücünü hep tahkim etti. Şimdi panik halinin sebebi odur. Bir tarafta halk sandığın artık şey olduğunu, önemsizleştirilmeye başlandığını ve son sözünü söyleyeceği aracın da elinden alındığını görünce İstanbul seçimleri o nedenle artık bir belediye seçimi olmaktan çıktı ve Türkiye'nin geleceğini belirleyecek bir seçime dönüşüverdi. Erdoğan da bunun böyle olduğunu fark ettiği için var gücüyle önce işte Binali Yıldırım'a bir ara sahneyi bıraktı. Kendini bu kayıptan uzak tutmaya çalıştı ama gördü ki bu kayıptan uzak tutamayacak her halükarda oldu ve var gücüyle kutuplaştırıcı dili. Ekonomiyi tekrar bağlayacak. Şimdi bu kutuplaştırıcı, tabii kutuplaştırıcı değil. Çok egemen olunca başta söyledim sosyal sermayeyi yok ediyorsunuz. Yok ediyorsunuz. Yani şimdi belli şirketler ya ortaklaşa çalışmayı, iş geliştirmeyi, iş yaratmayı, güveni ortadan kaldırıyorsunuz. O kutuplaşmayı yapabilmeniz için de sizin kendi gücünüzü tahkim etmenizin bir diğer aracı kurumsal yapıyı yok etmektir. Şimdi kurumsal yapıyı yok etmeden siz kendi sözünüzü norm ve kural haline getiremezsiniz. Kutuplaştırıcı değil, ekonomiden kaynaklı memnuniyetsizliği ne kadar? Çok etkiliyor tabii yani şöyle etkiliyor. Ama bir bakın şöyle kutuplaştırıcı dil meselesi değil mi? Değil bunu görüyor yani. Hukuku yok etmek. Buradaki kavganın, buradaki problemin büyüdüğünü ve bunun kendi sorunlarını çözemeyeceğini görüyor. Şimdi Barış Bey siz iktisatçısınız. Yani bankalardaki tevdiat hesaplarına bakın. Yani son 5 ayda 30 milyar dolar daha insanlar döviz almışlar. TL'den kaçıyorlar. Evet, niye kaçıyorlar? Dolar alıyorlar. Niye euro kaçıyor? Niye yani kaçıyor? Doları bu çok seviyor. Neden kaçıyor? TL'ye güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Ülkeye güvenmiyor. Ekonomisine güvenmiyor. Erdoğan'ın artık adil yöneteceği ve iyi yöneteceğine güvenmiyor. Bundan sonra ne olur? Anlamadım. Bundan sonra ne olur? Yani önümüzde yani bu dil devam yani, ederse. Yani bu dil seçim sonrasında bizi başka bir Türkiye bekliyor. Yani asıl 24 Haziran sonrası Türkiye açısından son derece önemli. Çünkü biz elde avuçta ne varsa yani bütün kaynakları kullandık. Sermayeyi yani, tükettik diyorsunuz. Aynen dolapta asılı bütün elbiselerimizin ceplerine baktık. Orada 3 kuruş kalmış, burada 5 kuruş kalmış. Çantalarımızın dibini karıştırdık. Her bir şeyi aldık ve seçim kazanmak için şeye sürdük, yani harcama yönlü sürdük. Şimdi bakın rakamlar ortada. Yani işte 66,5 milyar TL bütçe açığı bunu ilk 5 ayda vermişsiniz. Sanayi üretimi Nisan ayında %4 daralmış. Sanayi üretimini bir tarafa bırakıyorum. Ağırlıklı olarak ara malı ve yatırım malı daralmış. Aramalı ve yatırım malı daralması ne demektir? Siz gelecekte o imalat sanayiniz bugün ürettiğini de üretemeyecek. Yani biz bundan 2-3 ay sonra bu %4 daralma var ya, ya %4 daralma iyiymiş falan diyeceğiz. İşsizliğe bakıyorsunuz, tarım dışı işsizlik %16'ya çıkmış tarım dışı. Ama işsizliğin detaylarına bakıyorsunuz,
yüksek eğitim gören meslek sahibi insanlar işini kaybetmiş eğitimli ama düz nitelikteki işçi de orada bir miktar istihdam artışı olmuş. Türkiye ekonomisi giderek nitelikli üretimden niteliksiz üretime doğru kayıyor. Şimdi bütün bunlar çok önemli sorunlar ve bütün bunları çözmek zorundasınız. Yani kredi, borçları, bilmem neleri falan bütün ya bunları şöyle diyorlar, söylemiyorum. Diyorlar zaten ki İstanbul seçiminden sonra artık 4,5 yıl boyunca seçim yok. Evet, ne nasıl? Biz bu kaynakları nereden bulacaksınız? Siz temel kamunun elinde kamu harcamalarını kısabilecek misiniz? Yani ben son bir şeye baktım, son bir dakika. Şöyle söyleyeyim size, kamudaki çalışan sayısı bir yılda 800 bin artmış, 4 milyonu geçmiş. İşte seçim size, seçimlerin sonucu. Şimdi daraltabilecek misiniz? Kamu çalışanlarının işine son verebilecek misiniz? İnsanları sokağa atabilecek misiniz? Atabileceksiniz. Bu verdiğiniz vaatleri, yarım kalan yatırımları öyle bırakacak mısınız? Şimdi kamu harcamasını kesmeden, yani o saraylar, işte Van'daki saray mesela şey olacak bu. İşte geçen gün şeyde Trabzon'da olan selde 3 bakan gitmiş, 3 ayrı uçakla gitmişler. Şimdi inanılmaz bir israf var. Bakın İstanbul seçimlerindeki dile bakın. İstanbul seçimlerindeki dilde de o gün ben şeye dikkat ettim. Yani o tartışma, ne kadar tartışma denir ama yani işte İmamoğlu ile Bine Yıldırım'ın canlı olması. Ortak program diyeyim ona yani. Evet. O programda işte bir tarafta halen Türkiye'nin ekonomik realitelerini görmeyen büyük yatırımlardan bahseden biri var. İmamoğlu o nedenle çok akıllıca bir politika izliyor. Harcama söylemiyor. Önce tasarruf israfı önleyeceğim, kaynakları da buradan bulacağım. Doğru mu bu? Bu çok doğru bir yaklaşım. Bu çok doğru bir yaklaşım. Çünkü birinde yani yapamayacağı şeyler var. Yani bulamayacağı büyük kaynaklar yani seçimden var. Sonra Türkiye'yi bir tasarruf çok ağır zamlarla yüz yüze geleceğiz. İşte tabii ağırlıklı olarak kamu kendi şeyinde olan işte gazdı, elektrikti, ulaşımdı, işte suydu vesaire bütün bunlara ciddi bir şekilde zam gelecek. Bu ister istemez dönecek gıda fiyatlarını, tarımsal fiyatları etkileyecek. İşte vergilerde muhtemelen bir şey olacak, artış olacak. Çünkü kamu geliri çok düştü. Daha çok dolaylı vergilerde muhtemelen olacak. Biliyorsunuz biz bu seçimlere gelmeden önce bütün şeyler işte ÖTV'ler, KDV'ler bilmem neler işte belli kesimlerde mobilyada, dayanıklı tüketimde falan şey yaptı. Şimdi bütün bunların sonucunda şu var. Şimdi şu ana kadar işte en son 25 milyar liralık bir paket daha, değer katma paketi miydi bu? İvme. Yok, ivmeden sonra bir şey daha, bir şey daha yaptılar. Yani bilmiyorum bir buçuk yılda kaç tane paket açıklandı. Bu bile tek başına ekonomide işlerin çok kötü olduğunu ve hiçbir paketle artık sorunların çözülemediğini gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin... Yani paket üstüne paket açıklıyor. Evet. Siz Allah aşkına olağan bir ekonomide, normal bir ekonomide böyle bir şey gördünüz mü? Bir buçuk yılda sürekli çok büyük paketlerin açıklandı. Ama bütün paketlere dikkat edin. Ağırlıklı olarak hepsi arz yönlü paketler. Oysa Türkiye ekonomisinin büyümesi talep ağırlıklıdır. Bu talep tarafında yok. İşsizlik büyük, gelir kaybı büyük. Yani burada gelir üretmeden, tüketiciyi ayağa kaldırmadan siz vergileri artırsanız ne olacak? İşte üretimi artırsanız ne olacak? Bütün bunlar çok zor görünüyor. Evet, teşekkürler Nesrin Hanım, Binnaz Hanım. Dediğiniz gibi yani bugün günlerdir, haftalardır 23 Haziran'ı İstanbul seçimini konuşuyoruz ama seçim bitecek. Türkiye için çok ağır sorunlar, işte bütçedeki büyük açık bugünleri arayacağız. Başlayacak ve galiba çok arayacağız. Dediğiniz gibi bugünleri arayacağız. Önümüzdeki dönemde de T24'te ekonomideki gelişmeleri birlikte yorumlamaya devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere.